Sadece Cumhurbaşkanı'nın değil aynı zamanda onun bu açıklamalarına gelen tepkileri de gördük. Muhalefetin açıklamalarını enflasyondaki köpükle başlayalım. Kurların üstündeki köpüğü nasıl attıysak şimdi %36 olarak açıklanan o da resmi verilere göre bir enflasyon var. Ve bunu bir köpük olarak görüyor. Çok kısa sürede sanki böyle bir üflemeyle gidebilecekmiş gibi gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bütün ekonomistler şimdi bir soru daha kötü olacak. Şimdi sen soru ben daha soruyu ya. tamamlamadan sıra şöyle düştü. Şimdi ben bu köpük nasıl gidecek ne cevap vereceğim? Sıratı düştü. Böyle fark ettim. Bana sorma da. Evet. Bu köpük Doğru, bana sormayın yani. Akılla mantıklı insan. Dövizdeki köpük diyoruz hocam. Köpük Eylül ayında kaçtı dolar kuru? 8.30. Şu anda 13.40. Artış ne? Trabzon. %61. %61. Eylül, o zaman Ekim, enflasyon Kasım, kaçtı? Aralık. Eylül'de 4 ay. 4 ayda %61 paran değer kaybediyor. Köpüğü aldık diyorum. Nasıl köpük? Allah abi? Bilmiyorum yani ya Rabbi ne diyeyim yani. Hayır 18'den hemen 13'e indirdiler ya o köpük. Yani 13.80 hatta şu anda. O zaman 25'e çıkar, 15'e düşür, köpüğü aldık de. Peki enflasyonu nasıl indirecekler? Yani işte bir takım enstrümanlar devreye sokacaklarmış ben size ya. Ben söyleyeyim bak şimdi bak. Onu kastediyorum. Mucize benim. Okudum. Maliye Bakanı. Kesinlikle imdada yetişti. Çünkü bunun iktisat bilimiyle açıklamaya kalkarsa açıklayamaz. Bu zaten mantıkla da açıklanamıyor. Şimdi diyor ki bak. Döviz kurunun enflasyon üzerindeki geçişkenliği hepimizin malumudur diyor. Maliye Bakanı. Ya siz bunu bilmiyor musunuz? Kuru siz yükseltmediniz mi? Rekabetçi kur dediler. Kendi evet. Yazarları bile Sabah gazetesinde Dilek Önder değil mi? Yanlış söylemedim. Güngör. Yazdı. Dedi ki ya arkadaşlar bu dolar yükselince faiz maizli millet doların psikolojik etkisi de vardı dedi. Dinlemediler. İhracat artırıyoruz diye yükseltti. Şimdi diyor ki bu sistemden beklentiler İşte iyi yönettik, cazibesi, Türk lirasının cazibesini arttırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi enstrümanlar geliştirerek enflasyon önüne geçeceğiz diyor. Faiz arttıracağız yani şimdi diyor. Bakın, bir dakika, diyor ki bu bir kur şeyle, garantili mevduat sistemi var ya, bu sistem sayesinde diyor biz enflasyonun önüne geçeceğiz. Çünkü herkes parasını bozduracak, bu sisteme geçecek. Bu sisteme geçtiği için doların enflasyon üzerindeki etkisini ortadan kaldıracağız ve enflasyon aşağı inecek. Peki elektrik ne olacak? Elektriğin enflasyon üzerindeki etkisini nasıl olacak? Onun getirdiği çarpanların yani diğer fiyatlar üzerindeki içkiye, sigaraya, benzine her şeye yapılan zamların etkisi enflasyona nasıl indireceğiz? Bakın, dün merkez... Bir örnek daha vereyim de bitireyim. Pardon. Şimdi Dünya Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kurger. Kurger. Bir makale Bankası. Yazmış. Erdoğanizm teorileri Türkiye'yi batırdı diye bir makale yazmış. Diyor ki Erdoğanizm Türkiye'yi batırdı baş makalesinde şöyle diyor. Erdoğan'ın teorileri ısrarla uygulamayı sürdürürse Türkiye ekonomisinin görünümü daha da kararacak. Böylesine stratejik önem taşıyan bir ülkenin istikrarı bu gidişin etkisini görmemezlikten gelemeyiz. Türkiye bu Erdoğan'ın bu teorileri nedeniyle daha da karanlık günler, Türkiye daha karanlık günler bekliyor diye makalesini özetlemiş. Ama Cumhurbaşkanı öyle demiyor. Ve Türkiye diyor ki tamamen diyor en önemli şey tamamen kendilerinin yarattığı bir krizdir. Kesinlikle, kesinlikle. Ama Cumhurbaşkanı en zoru geride kaldı diyor. %100 bu krizi, onu bana sorma. Bu krizi %100 kötü yönetim Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimi yapmıştır. AK Parti yapmıştır, kendi yönetimleri. Ya bir fikir, Allah akıl fikir versin diyorum. Dün Merkez Bankası kendi enflasyon raporu yayınlıyor. Kendi yayınladığı raporda ne diyor biliyor musunuz? Kur geçişkenliği diyor ya. Zamlar kur geçişkenliğiyle oldu. Fiyatlar kur geçişkenliğiyle arttı. Yani anlamı şu. Kurlar yükseldi, zamlar geldi. Manipüle ettiniz, kurları yükselttiniz. Kardeşim biz iktisatçılar ne diyorduk? Türk lirasının cazibesini kaybettirirsen,
vatandaşı Türk lirasından uzaklaştırırsan %36 enflasyona %14 faiz veriyorsun. Vatandaşa ne diyorsun? Paranın %20'sini çalıyorum enflasyon olarak. Vatandaşı dövize yönlendiriyorsun. O zaman da TL değer kaybediyor. Bu da fiyatları artırır diyorduk. Hı hı. Bunu söylüyorduk. Ne diyordunuz siz arkadaş? Faiz sebep, enflasyon sonuç. Yani ne demek? Faiz düşecek, enflasyon düşecek. Bütün söylemlerinizde, ya bütün söylemlerinde, şey, ya işte onun için yanıyorum diyorum ya. Bütün söylemlerinde kendi söylediklerinin, teorilerinin ipe sapa gelmediğini, tutar yanının olmadığını kendileri itiraf ediyorlar, kendileri söylüyorlar. Ama çıkıyorlar meydanlarda, şurada burada, işte önümüze çıkan çakıl taşları, şunlar, sen yaptın bunu ya. Sen şöyle söylüyor, bunu kendi kendine diyor, baş ekonomisti diyor ki, IMF eski başkan yardımcısı bu kadında biliyorsunuz. Evet. Diyor ki kendi kendine batırdı, size bir şey okuyacağım. Kendi kendine. Kısa bir şey ama gülmeyeceksiniz. Şimdi Türkiye bütün bu dünyadan gelişmelerden diyor, yazar. Türkiye'de, dünyada da enflasyon yükseliyor ama onlar da tabii küçük yükseliyor. %3'ler, %5'ler. Bizde %36. Şimdi Türkiye nasibini aldı diyor. Bu ilk defa Türkiye'nin başına gelen bir olay değildir diyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya yüksek enflasyonda rekorlar kırardı. Evet. Hatta bir kadın pazarda alışveriş etmek için sepetine para doldurmuş, pazara gidip sepetini yere koymuş. Sebze meyveleri incelerken birisi gelmiş, paraları boşaltıp sepeti çalmış. Çünkü diyor sepet daha değerliydi o zaman. Birinci Dünya Savaşı dönemin öncesinde. O Almanya diyor o günden bugüne geldi. Biz de buna alışırız zaten diyor, bu enflasyona. Biz alışık bir şeyiz. Biz de bu enflasyonda baş ederiz. Bu bütün Avrupa'da yüzyıllardır, hani 100 yılda Avrupa'da bilinen bir hikayedir. Ve Avrupa'da enflasyonla böyle şekilde baş etti. Bakın Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda buraya geldiyse biz de demek ki bir 50 sene, 80 sene bekleyeceğiz. Mehmet var mısın yoksa? Nereden bildin? Gerçek, ben Mehmet, bakın bu ikinci oluyor. Nereden bileceğim ya? Çok iyi tanıyorsun ya. Ben tahmin ediyorum. Siz Mehmet, özellikle Mehmet Barlas'ın nasıl, bilmiyorum ben de. Bu nasıl bir şey dedim. Bak onlar da 100 yıl önce sepetle pazara gidiyor. Biz de öyle gideceğiz. Bir bakın şey sepetle gideceğiz. Türkiye'nin paraya ihtiyacından çok daha fazla Türkiye'nin akla ihtiyacı var. Türkiye'nin aklı bulması gerekiyor. Türkiye parayı bulur ama aklı kaybedince, ya, realiteyi kaybedince... Bir şey... Onu bulmak çok zor. Bir şey yapıyor yektar. Bu ne biliyor musun? Bu şakşakçılar yüzünden. Ne yapsa efendim enflasyon bravo falan. İşte kur korumalı bir şey yapıyor. Ne kadar büyük buluş. Dolar yükseliyor. İşte bak ihracatımız artıyor. Dolar düşüyor. Türk parasının değerini koruyoruz. Yani ne yaparsa her attığı adımla bir alkış var. En kötü geride kaldı diyor değil mi? En kötü geride kaldı diyor. Şimdi, bundan sonra artık ileriye gitme, gideceğiz. Daha iyi olma. Bugün Halk TV.com.tr'deki ben bu konuyu ele aldım. Ya 2018 yılının 1 Ekim günü meclis açılış konuşmasını yaparken ne demiş Cumhurbaşkanı? En kötü geride kaldı. En kötü geride. Hep en kötü geride kaldı değil damat mi? Damat bakan 4-5 defa örnekler verdim. Tarih. Diyor ki en kötü geride. İkide bir de çıkıyorlar en kötü geride kaldı diyorlar. Daha da kötüye gidiyoruz. En kötü geride kaldı. Şimdi bunu... AK Parti Genel Başkanı'nın partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor. AK Parti şapkasıyla, genel başkan şapkasıyla konuşurken diyor ki en kötü geride kaldı diyor. Ben dedim ki eyvah, 136'lı enflasyon daha da yüksek. Çünkü 2018 yılında kur daha düşüktü. Kur 6 liraymış. Enflasyon %20'lerdeymiş. Kur 6 liradan 13 küsüre geldi. Değil mi? İki katı artmış. O zaman en kötü geride kaldıydı. Şimdi yine en daha kötü geride kaldı. Daha kötüsünün geldiğini daha Sağır kötü. Sultan biliyor artık. Kur yakında şimdi evet. 14 bak. Şimdi Onur Bey bir şey söyledi. 14'e yaklaşıyor. İstemiyorlar dedi. Hatırlarsan Aralık'tan ayından önce, Kasım ayı boyunca da hep 14'e gelince Merkez Bankası müdahale ediyor. Aralık'ın başlarında da galiba 14'e. Tabii. Hep oralarda. Yani evet. O dönemde hep müdahale ettiler. Müdahale ettiler. Ve açıklıyorlar ne kadar. Şimdi bugün en son açıkladı 5,5 milyar dolara kadar geldik müdahale açıklaması. Daha fazla da hani kendileri açıkladı. Resmi açıklamaları. Şimdi oraya geliyordu millet dolarını müdahale ediyordu. Sonra baktılar ki millet de parayı satıyordu. 13'e doğru gerileyince millet alıma geçiyordu. Al sat. Buna baktılar ki böyle oldu. Millet uyanık.
14'e yaklaşırken Merkez Bankası müdahale ederken herkes dolarını sattı. 13 lira inince tekrar aldılar. Böyle oyun oynandı. Şimdi ama o zaman bir bıraktılar 14'te. 18. Şimdi korkuyorlar. 13.80'lerde onun için bariyer kurdular. Hep şey yapıyorlar. Bir yerlerden müdahale ediyorlar. Çünkü ya iktisat tarihinde izahı yok bence. Evet. Varsa yok, söyle. De... Enflasyon yükselirken artışı açıklandığı gün ve muazzam bir enflasyon açıklandı. %36 kur aşağı iniyor. Evet. Nasıl oluyor bu? Şimdi Devlet Bahçeli'nin de gördüğünüz az önce haberde yapılan artışlarla memurlara ve tüm emeklere yapılan zamlarla ilgili milli irade karşısında duracak ama bu enflasyonun dediği o ne demek olduğunu anladınız mı? Sen onu da tercüme et. Bak Mehmet Barlas'ı buldum. Milli irade enflasyonun karşısında nasıl duracağını bana izlersen. Ben mi izah edeyim? Tabii ki sen bunu biliyorsun. Yok onu izah edemem.